Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün 6. sınıf MEP yayınları sayfa 103 ve 104'teki çalışmaları çözeceğiz. Hızla mutlak değerle alakalı bu kısmımızı çözüyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuza baktığımızda aşağıda verilen ifadelerin sonuçlarını yazınız demiş. Mutlak değer ifadeleri arkadaşlar. Mutlak değer içerisinde sayımız eksi de olsa artı da olsa sonuç her zaman artı olarak çıkacak. Bakın eksi 5 mutlak değer dışına artı 5 olarak çıktı. Artı 1 yine artı 1 olarak devam eder. Yani eksi de artı da olsa sonuç her zaman artı olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Artı 8 mutlak değer dışında artı 8 olarak. Artı 46 artı 46 olarak. Burada işaret koymasak da arkadaşlar yine artı olduğu gözükür ama biz yine de koyalım artı 46. Artı 7 mutlak değer dışında artı 7 olarak. Eksi 7 artı 7 olarak bakın eksi de olsa artı da olsa her zaman sonuç artı. 0 mutlak değeri yine sıfırdır. İşareti yoktur. Buna artı sıfır demiyoruz arkadaşlar. Eksi yüzün mutlak değeri artı yüz. Eksi üçün artı mutlak değeri artı üç. Artı beşin mutlak değeri artı beş. Eksi birin mutlak değeri artı bir. Artı yüzün mutlak değeri artı yüz. Eksi sekizin mutlak değeri artı sekiz. Eksi dokuzun mutlak değeri artı dokuz. Eksi on ikinin mutlak değeri artı on iki şeklinde karşımıza çıktı bakın arkadaşlar. Çok kolay bir konu. Bu mutlak değer ifadesi sıfır olan uzaklığını sorduğu için her zaman pozitif değer alır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün sonuçların pozitif olarak karşımıza çıktı. Kolayca birinci sorumuzu yapmış olduk. İkinci soruyla devam ettik. Mutlak değer içerisinde üçgen eşittir 5 ise üçgenin alabileceği değerleri yazınız. Mutlak değerinin 5 olması için bu ifade ya artı 5 olur ya da eksi 5 olur. İki tane değer alır arkadaşlar. Güneş mutlak değer içerisinde 6 ise güneşin alabileceği değerler yukarıdaki gibi arkadaşlar. Eksi 6'nın mutlak değeri de 6'dır. Artı 6'nın mutlak değeri de 6'dır. O yüzden güneş yerine eksi 6 da gelebilir. Artı 6 da iki tane ihtimal vardır. Karenin mutlak değeri 10 ise karenin alabileceği değerler yine yukarıdaki gibi. Eksi 10'un mutlak değeri de artı 10'dur arkadaşlar. Artı 10'un da mutlak değeri artı 10'dur. O yüzden eksi 10 ve artı 10 gelebilir. Üçgen mutlak değer içerisinde 0 ise üçgenin alabileceği değerlerini yazınız demiş. Üçgenin alabileceği tek değer var arkadaşlar. Mutlak değerin 0 olan tek değer 0 olması. Mutlak değer içerisinde 0 yazarsak mutlak değer 0 olur. Tek değer alır. Başka bir değeri yoktur bunun. Kalp mutlak değeri 1 ise kalbin alabileceği değerleri yazınız demiş. Yine yukarıdakilerin aynısı arkadaşlar. Eksi 1'in mutlak değeri artı 1'dir. Artı 1'in mutlak değeri de yine 1'e eşittir. Yani artı 1'e eşittir. Eksi 1 ve artı 1 kalp yerine yazılabilir. İki tane değer alır bakın arkadaşlar. Devam edelim şöyle aşağı doğru. Mutlak değer içerisinde a eşittir 3 ise a'nın alabileceği değerleri yazınız. Yine yukarıdakilerle aynı. Eksi 3'ün mutlak değeri 3'tür. Artı 3'ün mutlak değeri de 3'tür. O yüzden hem eksi 3 hem artı 3 A yerine yazılabilir. İkisi de yazılabilir. Eksi 3 de yazılabilir. Artı 3 de yazılabilir. Kolay bir kısımdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kısım. Devam edelim diğer sorumuzla. Üçüncü sorumuza baktığımızda aşağıdaki boş bırakılan yerlere küçüktür, büyüktür, eşittir işaretlerinin uygun olanı yazınız demiş. Sıralama kısmı arkadaşlar. Mutlak değer ifadelerini önce mutlak değer dışarısını çıkarıp öyle sıralama yapıyoruz. Eksi 1 mutlak değer dışına çıktığında bakın artı 1 olur. Karşısında da artı 1 var. O yüzden eşittir'i koymuş kendisi sorunun cevabında. Biz de diğerlerini yapalım arkadaşlar. Eksi 3'ü mutlak değer dışına çıkmış hali artı 3'tür. Artı 3 eksi 3'ten daha büyük olduğu için eksi 3 daha küçük olduğu için küçüktür sembolü gelecek buraya. Mutlak değerli sıralamalarda önce mutlak değerin değerini bulmak gerekiyor. Eksi 7'nin mutlak değeri artı 7. Artı 4'ün mutlak değeri artı 4. 7 4'ten daha büyük. O yüzden küçüktür sembolü. 4 daha küçük olduğu için küçüktür sembolü geldi. Eksi 100'ün mutlak değeri artı 100. Karşısında da artı 100 var. İşareti yoksa artı olarak kabul ediyorduk. Artı 100 artı 100 ne olur arkadaşlar? Eşittir olacaktır. Mutlak değer 15. O da 15'e eşit. Mutlak değer 14, o da 14'e eşit. 15, 14'ten büyük olduğu için büyüktür işareti geldi. Sıfırın mutlak değeri 0.
Burası zaten eksi 3. 0 eksi 3'ten daha büyük. Yani eksi 3 daha küçük olduğu için küçüktür sembolü. Geldi arkadaşlar. Eksi 10'un mutlak değeri artı 10. Artı bir sayının eksi bir sayının her zaman büyüktür. Artı 10 büyüktür. Eksi 11 dedik. 0'ın mutlak değeri 0. Eksi 1'in mutlak değeri artı 1. Artı 1 büyük 0 mı? Tabii ki artı 1 daha büyük. 0 küçük olduğu için küçüktür sembolü geldi. Eksi 8'in mutlak değeri artı 8. Karşısında da artı 8 var. O zaman bu iki ifade neymiş birbirine? Eşittir arkadaşlar. Artı 9'un mutlak değeri artı 9. Eksi 10'un mutlak değeri artı 10. İkisi de bakın mutlak değer dışarısını çıkardım. Artı 10 9'dan büyük olduğu için 9 daha küçük olduğu için küçüktür sembolü geldi arkadaşlar. Eksi 27'nin mutlak değeri artı 27. Artı 27 eksi 28 sıralamamız istenmiş. Artı bir sayı eksi bir sayının her zaman büyüktür. Eksi 28 küçük oldu. Burada küçüktür sembolü geldi. Son ifademe baktığımda artı 4'ün mutlak değeri artı 4. Eksi 5'in mutlak değeri artı 5. 5 4'e göre daha büyük olduğu için 4 daha küçük olduğu için küçüktür sembolü karşımıza gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi sıraladık. Mutlak değer dışarısına çıkarıp sıralama yapacağımızı unutmayalım arkadaşlar 3. sorumuzda. 4. sorumla devam ettim. Aşağıda sizden istenen tam sayıları sayı doğrultusunda her iki tam sayı arasını bir birim kabul ederek yanıtlayınız demiş. Yapalım arkadaşlar. Birinciye baktığımızda artı 2'nin sıfıra uzaklığı 2 birimdir. Artı 2 burada arkadaşlar artı 2 şöyle sayı doğrusu dersek artı 2 1 0 bakın 1 2 sıfıra uzaklığı 2 birimdir. Bu şekilde saymamız istenmiş. Eksi 2'nin sıfıra uzaklığı yine eksi 2'nin de sıfıra uzaklığı nasıl olur arkadaşlar? 1 2 birim olacaktır. Buraya 2 birim gelecek. 9'un sıfıra uzaklığı 9 birim. Eksi 4'ün sıfıra uzaklığı 4 birim. Eksi 4'ten 0'a kadar 4 birim sayarız. 4'ün 2'ye uzaklığı. Bakın 4 burada. 2 burada. 3 de burada. 4'ün 2'ye uzaklığı 1, 2 birim. 2 birim olacak. 4'ün eksi 2'ye uzaklığı. Devam edelim şöyle. 1 var, 0 var. Eksi 1 var, eksi 2 var. 4'ün eksi 2'ye uzaklığı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim gördüğünüz gibi arkadaşlar. 6 çıktı. Eksi 8'in eksi 7'ye. Eksi 7 ile eksi 8 yan yana arkadaşlar. Arada 1 birim var. O zaman 1 birimdir. 8'in 7'ye. 8 de 7 de yan yana. 7, 8 yan yana. 8'in 7'ye uzaklığı yine 1 birim arkadaşlar. Devam edelim şöyle soru alta doğru. 8'in 7'ye uzaklığı 1 birim demiştik en son. 15'in 16'ya. 15 ile 16 da yan yana. O yüzden uzaklıkları 1 birim. Eksi 6'nın eksi 9'a uzaklığı. Eksi 6 burada. Eksi 7 var. Eksi 8. Eksi 9 var. Eksi 6'dan eksi 9'a uzaklık 1, 2, 3 birim. O zaman buraya da 3 birim gelecek. Gördüğünüz gibi bu sorumuzu da cevaplamış olduk. Kolayca bir soruydu. Cevapları da verdik arkadaşlar. Devam ediyorum 104. sayfamla. Alıştırmalar kısmıyla. Birinci sorumuza baktığımızda sayılarını küçükten bir'e doğru sıralayınız. Önce mutlak değer içerisindeki ifadeleri düzenleyelim. Eksi 8'in mutlak değer dışına çıkmış hali artı 8'dir. Artı 8'in mutlak değer dışına çıkmış hali o da artı 8'dir. Şimdi sıralamak istersek. İki tane mutlak değerin sonucu aynı çıktı. Bakın artı 8 artı 8. O zaman eksi 8'in mutlak değeri ile artı 8'in mutlak değeri birbirine eşittir. Ve en büyük ifade budur. Sonra 1 var bakın arkadaşlar. Bunlar birden büyüktür. O da sıfırdan büyüktür. Sıfır da eksi 100'den büyüktür. Sıralamamız gördüğünüz gibi. Eksi 8 ile artı 8 birbirine eşit. Artı 8 olarak sonuçlandığı için büyüktür 1'den, büyüktür 0'dan, büyüktür eksi 100'den. Sıralamamız bu şekilde. Küçükten büyüğe sormuş arkadaşlar. Biz büyükten küçüğe yaptık. Küçükten büyüğe halini yazarsak eksi 100 küçüktür, 0 küçüktür, 1 küçüktür. Eksi 8'in mutlak değeriyle eşittir. Artı 8'in mutlak değeri. Küçükten büyüğe sorduğu için düzenledim. Tam tersini yazdım. Eksi 100 küçüktür 0, küçüktür 1, küçüktür. Eksi 8 ve artı 8'in mutlak değerlerinden o ikisine de eşittir koydum arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı şu ifademiz çıkmış oldu. İkinci soruyla devam ettim. Eksi 3'ün mutlak değeri kutu artı 6
mutlak değeri ifadesine kutu yerine kare yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelemez? Önce düzenleyelim. Eksi 3'ün mutlak değeri ne arkadaşlar? Artı 3, yani artı 3 küçüktür. Kare küçüktür. Artı 6'nın mutlak değeri yine artı 6. Artı 6 oldu. Artı 3 ile artı 6 arasındaki hangisi gelemez demiş. 4 gelir mi? Evet, 4 artı 4 gelir. Bu aralıktadır. Olur arkadaşlar. Mutlak değer içerisinde eksi 5. Bunu mutlak değer dışına çıkarırsak artı 5 olur. 5 gelebilir mi? Artı 5. Evet, bu da uygundur. Mutlak değer içerisinde eksi 4. D şıkkına bakarsak. Bu artı 4'e eşittir. Bakın artı 4'ün zaten bu aralığa gelebileceğini söylemiştik. Ama sadece eksi 4 bu aralığa gelemez arkadaşlar. Artı 3 ile artı 6 arasında eksi 4 ifadesi olmaz. O yüzden gelemeyecek. Tek şık C şıkkı. İkinci sorumuzun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu gördüğünüz gibi. Üçüncü sorumla devam ettim. Kemal şekildeki bir sayı doğrusunda sıfır noktasına simetri aynısı koyduğunda eksi 1 ile 1, eksi 2 ile 2, eksi 3 ile 3 noktaların üst üste geldiğini görüyor. Buna göre Kemal simetri aynısını eksi 1 noktasına koyduğunda hangi noktalar üst üste gelir demiş. Şimdi simetri aynısını sıfıra koyduğunda bir birim uzaklıkta olan artı 1 ile eksi 1 üst üste gelmiş. 2 birim uzaklıkta olan artı 2 ile eksi 2 üst üste gelmiş. Yani aynı uzaklıktakiler üst üste gelmiş. O zaman diyor ki bize aynayı eksi 1 noktasına şuraya ayna koysaydık diğerini kaldırıp buraya koysaydık hangi sayılar üst üste gelirdi? Bakın eksi 1'den 1 birim uzaklıkta hangi sayı var? Sağ tarafında 0 var. Sol tarafında eksi 2 var. O zaman 0 ile eksi 2 üst üste gelirdi. 2 birim uzaklıkta olan bakın 1, 2 birim uzaklıkta olan artı 1 ile sol tarafında 2 birim uzaklıkta 1, 2 uzaklıktaki eksi 3 üst üste gelirdi. Buradan 3 birim uzaklığa gittiğimde 1, 2, 3 artı 2 ile 1, 2, 3, eksi 4 üst üste gelirdi. 4 birim uzaklaşırsak da 1, 2, 3, 4 artı 3 ile de 1, 2, 3, 4, eksi 5 noktası eksi 5 noktası üst üste gelirdi. Yani simetri dediğinde o noktaya aynı uzaklıktaki noktaları demiş. Eğer eksi 1 noktasına kaydırılırsa üst üste gelen noktalar bu şekilde olurdu arkadaşlar. Güzel bir soruymuş. Dikkatle bu soruyu da yapmış olduk. Dördüncü sorumuza geçtik arkadaşlar. Ahmet mutlak değerlerin sonucu 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 olan sayıların her birini bir karta yazmak istiyor. Buna göre Ahmet'in kaç karta ihtiyacı vardır? Mutlak değerin sonucu 5 olan 2 tane sayı var. Onlar neydi arkadaşlar? Artı 5 ve eksi 5. Bunların ikisinin de sonucu 5'tir. O yüzden 2 tane buradan kağıda ihtiyacı var. Mutlak değeri 4 olan yine 2 tane sayı var. Artı 4 ve hangi sayı arkadaşlar? Eksi 4. Bunun da sonucu 4 olduğu için 2 tane de bunun için kağıda ihtiyaç var. 3 için mutlak değeri artı 3 ve eksi 3. 2 tane de bunun için lazım. 2 için artı 2, eksi 2. Yine 2 kağıt lazım. 1 için artı 1, eksi 1 mutlak değer. 2 kağıt daha lazım. 0 için 1 tane lazım arkadaşlar. 0'ın mutlak değeri yine 0'dır. O yüzden tek değer 0 olması için yani bunda artı eksili bir durum olmadığından 1 tane kağıt lazım. Kaç tane toplam kağıda ihtiyacı var? 2, 4, 6, 8, 10. Bir tane de 0. 11 karta ihtiyacı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mutlak değeri bu sayılar olan 11 tane sayımız var. O yüzden 11 karta ihtiyacı var dedik. Dördüncü sorumuzun cevabında. Beşinci soruyla devam ettim. Sayı doğrusunda 3 tam sayısına 5 birim uzaklıkta bulunan sayıları bulunur. Bir tane sayı doğrusu çizelim. 0 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4, artı 5, artı 6, artı 7, artı 8, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye devam ediyor. 3 tam sayısı nerede arkadaşlar? Burada bakın. 3 tam sayısını. 5 birim uzaklıkta. Hem sağa doğru hem sola doğru 5 birim saydığımızda o sayıları bulabiliriz.
5 birim sağa doğru gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Nereye geldi arkadaşlar? Sağ tarafında 5 birim ilerisinde artı 8 sayısı vardır. Sol tarafa gidersem 1, 2, 3, 4, 5. Nereye geldi? Eksi 2 noktasına. O zaman 5 birim sol tarafında eksi 2, 5 birim sağ tarafında artı 8 ifadesi bulundu. Uzaklıkta bulunan sayıları yazınız demiş. İkisini de yazmış olduk. Hem sağında bir sayı var hem solunda bir sayı var. İki tane değer bulmayı unutmuyoruz 5. soruda. 6. sorumuza geçtik. Mutlak değer N 3'müş. Mutlak değer Z 4'müş. Mutlak değer E 5'miş. Mutlak değer G de 6'ymış. Olduğuna göre sayılarına karşılık gelen harfler sırasıyla yazıldığında hangi kelime oluşur demiş. Şimdi 6 sayısına karşılık gelen ifade bakın buraya 6 yazdığımızda mutlak değeri 6 olan ifade nedir arkadaşlar? G harfi. O zaman buraya G harfi gelecek. Eksi 5'in mutlak değeri 5'tir. Yani E yer, eksi 5 yerine E alabiliriz. E geldi. Eksi 4'ün mutlak değeri 4'tür. O zaman eksi 4 yerine Z harfini aldım. Mutlak değeri 5 olan ifade E olarak alabiliyorduk arkadaşlar. Mutlak değeri 6 olan yani eksi 6'nın mutlak değeri 6'dır. O zaman onun yerine G alabiliriz. Mutlak değeri 5 olan bir ifade yerine E alabiliyoruz. Mutlak değeri 3 olan bir ifade yerine de N harfini alabiliyoruz. Bakın bunlara karşılık gelen mutlak değer ifadelerinin içerisindeki harfleri bize kullanarak bir kelime oluşturmamız istendi. Tek tek bütün harfleri yan yana getirdiğimde hangi kelime oluştu? Gezegen kelimesi oluşmuş oldu. Kolay bir soruydu arkadaşlar. Altın soru rahatlıkla yapmış olduk. Yedinci soruya geçtik arkadaşlar. Mutlak değerleri 4'ten küçük olan tam sayıları yazınız demiş. Mutlak değerleri 4'ten küçük olan tam sayılar. 4'ten küçük dediği için 4'ü almıyorum. Eksi 3'ün mutlak değeri 3'tür ve 4'ten küçüktür. O zaman eksi 3'ü alabiliriz. Eksi 2'nin mutlak değeri artı 2'dir olur. Eksi 1'in mutlak değeri artı 1'dir olur. 0'ın mutlak değeri 0'dır o da olur. Artı 1'in mutlak değeri artı 1'dir. O da 4'ten küçüktür. Artı 2'nin mutlak değeri artı 2'dir. O da 4'ten küçüktür. Artı 3'ün mutlak değeri artı 3'tür. O da 4'ten küçüktür. Yine 4'ü alamıyoruz. Tam sayıları yazınız. Hangi sayılar? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 sayılarının tam sayıların mutlak değeri 4'ten küçüktür arkadaşlar. Tam bu 7 sayı 4'ten küçük mutlak değere sahiptir. 7. sorumuzun cevapları da bunlar çıkmış oldu arkadaşlar. 8. sorum ve son sorum arkadaşlar. 8. sorumuza baktık. Aşağıda verilen matematiksel ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Mutlak değer artı 5'i dışarıya çıkarırsam artı 5 olur. Artı 5 eşittir 5'e. Burada işareti yoksa zaten artı olarak kabul ediliyordu. Artı 5 eşittir 5 doğru bir ifade. Birinci ifadem doğru oldu arkadaşlar. Eksi 10'un mutlak değeri artı 10'dur. Artı 10 küçük müdür artı 10'dan? Hayır eşittir. Burada bir yanlışlık var. İkinci ifadem yanlış. Eksi 20'nin mutlak değeri artı 20'dir. Artı bir sayı eksi bir sayıdan küçük olabilir mi? Hayır. Artı 20 burada daha büyük olması lazım. Yine burada bir hata var. Yanlış o yüzden. Sıfırın mutlak değeri 0. Eksi 1'in mutlak değeri artı 1. Artı 1 sıfırdan daha mı büyük? Evet. Bu doğru bir ifade olmuş arkadaşlar. Dördüncü ifade. Beşinci ifadede mutlak değer yok. O yüzden eksi 2'nin eksi 5'ten daha büyük olması lazım. Çünkü eksi sayılarda sola doğru gidildikçe sayının değeri küçülürdü. Burada bir hata var. İşaret ters. O yüzden yanlış bir ifade. Eksi 19'un mutlak değeri artı 19. Artı bir sayı eksi bir sayının her zaman büyüktür. Burada da yine artı 19'un daha büyük olması lazım. Yanlış bir ifade. Eksi 3'ün mutlak değeri artı 3. Artı 3 eksi 2'den büyük mü? Evet. Artı bir sayı eksi bir sayının her zaman büyüktür. Bu doğru bir ifade. Eksi 8 eksi 11'den daha mı büyük? Eksi 11 daha mı küçük? Evet. Eksi 8 her zaman daha büyüktür. Eksi 11'den. Çünkü sayı doğrusunda sola doğru gidildikçe sayının değeri küçülürdü.
Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 ifadenin sıralamasını doğru yanlış olarak söylemiş olduk. Mutlak değerli sıralamalarda önce mutlak değer dışarısına çıkarıp ona göre sıralama yapıyoruz arkadaşlar. Umarım mutlak değer konusu anlaşılmıştır. Buradaki soruları çözmüş olduk. Anlamadığınız yerleri yorum kısmından tekrardan bizlere sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.